Merhaba arkadaşlar. ABD'nin yaptırım tehditlerine yönelik Rus şirketler kendilerini kamufle ediyor. Rusya enerjide ağırlığını korumak için Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'e yöneliyor. Son olarak Capital Limited ve Acemate Amrit adlı iki Rus şirkete Suriye'ye ait bölgede doğalgaz arama ruhsatı verildi. ABD şirketlerinin yaptırımlarından kaçmaya çalışan Rus şirketler isimlerini gizleyerek kamufle olmaya çalışıyor. Uzmanlara göre Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki güçlenen varlığının Türkiye ve Rusya ilişkilerini etkileyebilir. Capital Limited ve Acemate Amrit adlı iki Rus şirkete Suriye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde petrol ve doğalgaz arama hakkı veren anlaşma 16 Mart'ta Suriye Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Buna göre Rus petrol arama firması Capital Limited'in Blok 1'deki Tartus kıyılarında petrol arayacağı ilan edilmişti. Suriye'nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'ye göre Lübnan Denizi sınırına komşu olan Blok 1 2250 km² alandan oluşuyor. Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayan 48 aylık bir keşif dönemini ve 25+5 yıllık geliştirme dönemini içeriyor. Gerek duyulması halinde keşif süresi 36 ay daha uzatılabilecek ve şirket bu süreçteki tüm faaliyetleri için en az 13 milyon dolar harcayacak. Petrol veya doğalgaz bulunması durumunda ise petrol fiyatları ve üretilen miktara göre belirlenecek. Ayrıca rejimin resmi yayın organlarından Al-Savra gazetesi de 16 Mart'ta yayınlandığı haberinde Acemate Amrit'in Tartus'un kuzeyi ile Güney Banyas arasında kalan 2190 km² blok 2'de 3 boyutlu sismik araştırma çalışmalarına başladığını bildirdi. Esed rejimi şu an Acemate Amrit'i yetkilendirdiği bölgenin ruhsatını 2013'te 100 milyon dolar karşılığında Panama menşeli petrol ve gaz arama şirketi Soyuz Neftegaz'a vermişti. Kremlin ile yakın bağları olduğu bilinen şirketin sahibi Yuri Shafranik 2015'te Suriye'deki riskler sebebiyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını ancak başka bir Rus şirketin bölgede çalışmaya devam edeceğini bildirmişti. Kontrat kapsamında rejimde 2017'de yayınlandığı bir kararla aynı bölgede Acemate Amrit adlı yeni bir şirketle anlaşmaya vardığını duyurdu. Öte yandan Suriye rejimi Ekim 2019'da Blok 1, 2 ve 3 için hidrokarbon arama ruhsatını Rus güvenlik şirketi Wagner'ın başındaki iş adamı ile bağlantısı olduğu iddia edilen Mercury ve Velada enerji şirketlerine vermişti. Rejim duyurduğu son anlaşmayla Blok 1'in ruhsatını Capital Limited şirketine devretti. ABD Hazine Bakanı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi 9 Kasım 2020'de Esed rejiminin petrol üretim ayağının destek sağlayan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı. ABD'de 17 Haziran 2020'de yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'na göre rejimin petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olan rejimle ticari ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanıyor. Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü enerji uzmanı Rauf Mammadov, Rusya'nın enerji ticaretinde ağırlığını korumak için Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'e yöneldiğini söyledi. Mammadov, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG devi Novatek'in Lübnan, Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin 4. ve 9. bloklarında Fransız Total ve İtalyan Eni ile çalıştığını, ayrıca Rus petrol şirketi Rosneft'in de Mısır'ın Zohr gaz sahasında %30 hisseye sahip olduğunu anımsatarak ticari nakliyede Türkiye ve Karadeniz'e olan bağımlılıklarını kırmak isteyen Rusya için Doğu Akdeniz'in kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Rusya'nın bölgede faaliyetlerini artırmasının ekonomik sebepleri olduğuna dikkati çeken Mammadov, öncelikle Avrupa pazarına yakınlığı açısından kritik olan Doğu Akdeniz Havzası, Rusya'nın büyüyen kaynaklarını pazarlama açısından önemli. Jeopolitik çerçeveden bakarsak, petrol ve doğalgaz arama yarışında olan kıyı devletleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Moskova kilit rolünü korumak istiyor diye konuştu.
Mammadov, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de güçlenen varlığının zaten karmaşık olan Rusya-Türkiye ilişkilerini daha da zora sokabileceğine işaret ederek Ankara ve Moskova fikir ayrılıklarının ilişkilerini etkilemesine şimdiye kadar izin vermeseler de Rusya'nın bölgeye müdahalesi iki ülke arasındaki ayrılıkları arttıracak değerlendirilmesinde bulundu. Esed rejiminin Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz aramaları için yetkilendirdiği iki Rus enerji şirketi hakkında çok kısıtlı bilgiye ulaşılabildiğini belirten Mammadov, daha önceki şirketlerin ruhsatlandırıldığı belgenin yeri ve büyüklüğü Esmet Amrit ve Kapital Limited şirketlerinin görevlendirildiği yerle birebir örtüşüyor. Rusya, çalıştığı bölgede olası ABD yaptırımlarından kaçınmak için büyük şirketlerin isimlerini gizleme yöntemi kullanıyor, dedi. Doğal Kaynak Yönetim Enstitüsü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Lauri Haytayan da Lübnan'ın Birleşmiş Milletler'e bildirdiği munhasır ekonomik bölge sınırlarının Kapital Limited'in çalışma yapacağı blok bir parseliyle kesiştiğini belirtti. Rusya'nın söz konusu ihtilaflı bölgede faaliyet göstermesinin Beyrut'u yakından ilgilendireceğini ifade eden Haytayan, Rus şirketlerin Lübnan offshore sınırlarının yakın yerde arama çalışmaları yapması Lübnan için bir fırsat olarak görülebilir. Lübnan, Suriye ile arasındaki sınır anlaşmazlıklarının çözülmesi ve ülkeler arasında ortak arama çalışmalarının başlaması için Rusya'yı araç olarak değerlendirmek ister, diye konuştu. Haytayan, Rusya'nın faaliyet gösterdiği bölgede büyük bir rezerv bulunması durumunda ittifakların yeniden şekilleneceğini ifade ederek, atılan bu imzalar Rusya güdümlü bir düzenin yakın zamanda Suriye'de kurulacağını habercisi olabilir. Çünkü savaş sonrası dönemde ülkenin inşası için petrol ve doğalgaz gelirlerine ihtiyaç olacak. Ayrıca Suriye'nin Doğu Akdeniz'deki pozisyonu katılacağı bölgesel ittifaklara ve ülkenin geleceğine bağlı olarak şekillenecektir, ifadesini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.